TV52 ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programında konuştu. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Erdoğan, her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırarak hedeflerimize yürümeyi sürdürüyoruz dedi. Terör tehditlerinden bölgesel krizlere, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırarak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız diyen Cumhurbaşkanı çalışma vurgusu yaptı. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Onun için tek millet, tek vatan, tek devlet ve tek bayrak. Dışarıdan ve içeriden birçok engeli aştık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı azimle hedeflerimize de ulaşacağız dedi. Malazgirt'ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz. Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Eylül günü yapılan olağan meclis toplantısında hem Durugöl arazisi hem de Durugöl'deki Büyükşehir Belediyesi'ne ait ek hizmet binası için bir takım kararlar alındı. Alınan kararla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Sami Torun TV52 Haber'e özel açıklamalar yaptı. Başkanım, yalnız biz oradaki müdürlükleri ne yapacaksınız diye sormadık. Biz burayı niye satıyorsunuz diye sorduk. Yani bunun sonucunda ne yapacaksınız? Şimdi orası değerli bir yer. Yani bu belediye gidip de daha öyle bir yeri bu Ordu'da bulma şansı yok ve büyük de bir alan. Belediyenin de rahatça her şeyi yapabileceği bir alan. Yani bunu niye satıyorsunuz? 10 Eylül'de yapılan Ordu Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Sami Torun Durugöl çıkışıyla dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sorduğu soru ve aldığı cevaplara ait kendi çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Torun, Durugöl'deki Büyükşehir Belediyesi'ne ait ek hizmet binası ve binanın bulunduğu arazinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Sadece eski hizmet binası değil, doğal gölüyle ünlü Durugöl arazisi de imara açıldı. Üstelik eski daha fazla bir hakla. Durugöl kırmızı çizgimizdir diyen CHP Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sami Torun sitemliydi. Konuyla ilgili TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulunan Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelirken bizden önce yapılan yanlışları düzelteceğiz sözünü hatırlatarak ancak şimdi görüyoruz ki bırakın yanlışları düzeltmeyi yeni yanlışlar yapılıyor dedi. Şu andaki belediye yönetimi Sayın Mehmet Hilmi Güler, bütün meclis toplantılarında biz geçmişte yapılan yanlışları düzeltiyoruz, bir yanlıştan dönüyoruz diyerek bu imarla ilgili düzenlemelere gitti. Bunun belde evler de buna dahil, Durugöl arazisi de buna dahil. Fakat şimdi görüyoruz ki Hilmi Güler bu yanlışların üzerine yanlışlar ekleyerek yoluna devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında alınan karara göre Durugöl'deki Büyükşehir Belediyesi'ne ait ek hizmet binası ve binanın bulunduğu arazi satışa çıkartılacak. Çok büyük bir hatadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Durugöl'deki ek hizmet binalarının olduğu arsayı satmak binalarıyla beraber. Ve bu mesela bir köyde Büyükşehir Belediyesi'nin bir arsası olur ya da işte kullanmadığı bir bina olur. Tabii ki bunlar satılabilir ihtiyaca göre. Fakat siz kendi kullandığınız içinde belediye
birimlerinin olduğu bir binayı satarsanız bu gerçekten çok büyük bir yanlıştır. Bugün orayı satıyorlarsa yarın bir bakmışsınız belediyenin merkez binasını da satılığa çıkarırlar. Sami Tor'un arazinin kime ve neden satıldığına dair detaylı bir açıklamanın da kendileriyle paylaşılmadığını söylerken, bildiğimiz şey şu ki Büyükşehir Belediyesi yönetiminin aklında mutlaka birileri vardır dedi. Rant kokusu aldıkları mesajını verdi. Peki detaylı bir açıklama yapıldı mı? Neden satılıyor, kime satılıyor? Bu tarz bir açıklama yapıldı mı? Hiçbir açıklama yok. Tabii bizim duyduğumuz altta bazı dedikodular var. Fakat hiçbir açıklama yok. Hatta bu iş kimin aklına geldi? Neden orası o bölge? Yani mutlaka akıllarında mutlaka birileri vardır. Mutlaka birileri vardır. Çünkü durup dururken sonuçta değerli de bir yer. Yani ucuz bir yer de değil. Burayı çoktan altyapıları hazırlamışlardır yani. Mutlaka hazırlamışlardır. Sami Tor'un CHP grubu olarak Durugöl'deki Büyükşehir Belediyesi'ne ait ek hizmet binasının araziyle birlikte satılmaması için mücadele edeceklerini ifade edip buna asla izin vermeyeceklerini de vurguladı. Biz tabii bu ranta buranın birilerine peşkeş çekilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Buna kesinlikle sessiz kalmayacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmet binalarını satmasına elimizden geldiği kadar da engel olacağız. Çünkü bunları Mehmet İlmi Güler satabilir. Bunları oradaki daire başkanları satabilir, onaylayabilir. Fakat yarın bu belediye değiştikten sonra bunlardan hiç kimse burada kalmayacak. Gene biz ordunun çocuğu olarak burada kalmış kalacağız. Onlar belki gidecekler Ankara'ya, İstanbul'a, Sakarya'ya, kendi evlerine gidecekler ama maalesef ordumuzun değerli bir yeri birilerine peşkeş çekilmiş olacak. Ordu kaybedecek. O yüzden buna da izin vermeyeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantısında ilginç bir diyalog yaşandı. Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, ilçenin su ve yola ihtiyacı olmadığını söyleyip ilçede bulunan Cevat Bey Konağı'nın restore edilmesini istedi. Peki Çamaş halkı da belediye başkanı gibi ilçenin su ve yola ihtiyacı olmadığını mı düşünüyor? Gelin hep birlikte cevabı görelim. Biz Çamaş Konağı'nın acilen yapılmasını istiyoruz. Çünkü Çamaş Konağı gerçekten örneği olmayan bir konak, 200 yıllık bir konak. Dolayısıyla bu alınan karar çok isabetli bir karar. Acilen yapılması lazım çünkü konak... Bu nedir ya? Bu kepazelik şimdi. Adam saraya çocuğudur, saray yapmak ister. Milletin yolundan ona ne? Milletin onunla alakası yok ki. Çamaş ilçesinde bulunan tarihi Cevat Bey Konağı restorasyonu için ayrılan bütçe tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Sami Tor'un konağın restorasyonu için ayrılan 6 milyon liranın Çamaş Belediyesi'ne yol, su, altyapı gibi acil ihtiyaçların giderilmesi adına aktarılmasını istedi. Yani restorasyon acil değil dedi. Çamaş'ın sıkıntılarına dikkat çekti. Başkanım bu zamanda hani bir konak restorasyonu için 6 milyon lira harcamayalım diyorum ben de. Şimdi Çamaş Belediyesi'nin Çamaş başkanım başka yerlere de yatırım yapılabilir bu kadar para. Çamaş Belediyesi'nin yıllık bütçesi 8,5 milyon lira. Biz hani geçen sefer 7 idi ama hadi gene dönülmüş. 6 milyon lira sadece bir konağın restorasyonu için ayırıyoruz. Bu parayı burada konağa yatıracağımızda Çamaş Belediyesi'ne verelim. Ya da onun ekipman teçhizatını karşılayalım. Ya da oranın bütün altyapısı bitti mi? Oranın çocuk oyun parkına ihtiyacı yok mu? Görüntülerde sadece Sami Tor'un olsa da arkadaki diyalogları özellikle Çamaş'ta yaşayan vatandaşlar iyi dinlemeli. Biz Çamaş Konağı'nın acilen yapılmasını istiyoruz. Çünkü Çamaş Konağı gerçekten örneği olmayan bir konak. 200 yıllık bir konak. Dolayısıyla bu alınan karar çok isabetli bir karar. Acilen yapılması lazım çünkü konak... Başkanım biz de o paranın Çamaş Belediyesi'ne verilmesini istiyoruz yani. Yıllık bütçesi 8 milyon lira olan bir ilçenin belediye başkanı olan Mahmut Ayparçası, Çamaş'ın yol ve suya ihtiyacı olmadığını söyleyip ilçede acil ihtiyaç listesine Cevat Bey Konağı'nın restore edilmesini koydu. Demek ki iş makinesine ihtiyaç yok, altyapıya ihtiyaç yok. Tamam başkanım. Peki Çamaş ilçesinde vatandaşlar da belediye başkanı gibi ilçede yol ve suya ihtiyaç olmadığını mı düşünüyor? 1956 model ciple geziyor. Çavuşbaşı Orta Mahalle yolumuz. İşte yolumuzun hali.
su. Akşam 5'ten sonra su bulma şansın yok. 5'ten sonra. Saat 8'e de sular gelmiyor. OSKİ'ye çağırıyoruz. OSKİ diyor ki 2022-2023'e kadar sizi biz diyor kayıt altına alamayız. Niye? Kapasite dolu. Nerede abi devlet? Bak ben AK Partiliyim. Her sene o AK Parti'ye oy vermişim. Bitti abi. Bitti. Bölge halkı hem suyun hem de yolun ilçedeki en büyük problem olduğunu söylüyor. Kesten yokuşu var. Kemal Paşa var. Ara yollar çok var. Ara yollara hizmet gerekiyor. Konak dediğin şey Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Oraya gelecek, bize yola suya gelecek para neden oraya yapılsın ki? Orayı da Kültür Bakanlığı yapsın ya. İlçede iş sahası bulunmadığını ifade eden bölge halkı, madem 6 milyon lira var, o halde iş sahası kursunlar diyerek yetkililere seslendi. Konağın olduğu yeri, büyükşehir yerini aldı, onu büyükşehir yapar diye düşünüyorum. Veya Turizm Bakanı, turizmin şeyi ise onu yaptırır diye düşünüyoruz. Ama bizim önemli olan burada suyumuz ve yolumuz ve iş imkanı. Getirebiliyorlarsa çamaşa, iktidar güçleri var ise buraya tekstil getirsinler. Buraya iş imkanı lazım. Eğer beceremiyorlarsa bıraksınlar. Yapana bıraksınlar. Ben işte Çamaş Uzunali'de oturuyoruz. Köy yıllarımız bayağı bir bozuk. Yani bunun yapılmasını istiyoruz. İzlediğiniz gibi bölge halkına bir dokunduk, bin ah işittik. Sırtında teriyle akşam evinde su bulamayan işçi, araçları yollara kurban eden esnaf. Özetle Çamaş'ta yaşayanların acil listesi Başkan Ay parçasıyla aynı değil. Halkın sesine kulak verilir, 6 milyon lira yol, su, altyapı gibi halka bizzat dokunacak, hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlara harcanır mı bilinmez ama görünen manzara da ilçede acil olan ne ortaya koyuyor zaten. Çamaş'ın her şeye ihtiyacı var. Hani konak tadilatına da ihtiyacı var, yol sorunları doluyor. Konak restoranından, yani konağı böyle bir restoranata yapalım dedi, köyün yollarını size bir göstereyim, bir bakın. Yani en büyük sorunumuz zaten yol. Hep yolda yarım kaldık. Ne yarım kaldık? Asfaltı hazırladık, yarımda kaldık. Yaptığımız yeri de Allah tarafından gelen selden götürdü. Ha şimdi gidemedi. Ben kendim mesela Çavuşbaşı muhtarıyım. Ben kendi mahalleme gidemiyorum şu anda. Yani Isparta'nın da size istersen gezelim, gösterelim, bakın yani. Gezelim. Kendi göz yüzüne bir yolları görün. Yola mı ihtiyacımız varmış, konağın restoranına ihtiyacımız var, bakalım ya. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığı mavi kategorideki Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor. Sağlık ekipleri yüksek rakımlı bölgelere giderek fındık hasadının devam etmesinden dolayı sağlık merkezlerine gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor. Ordu'da fındık hasadının devam ettiği yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki üreticilere aşı olma imkanı sağlanıyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığı mavi kategorideki Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık ekipleri yüksek rakımlı bölgelere giderek fındık hasadının devam etmesinden dolayı sağlık merkezlerine gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor. Amca kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş geldin. Bir aşına oldun mu? Olmadım. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Gürgentepe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Aylin Demir, Karadeniz'de fındık hasadının devam ettiğini, bu dönemin vatandaşlar için çok yoğun geçtiğini söyledi. Fındık hasat zamanı Karadenizler için çok yoğun bir dönem. Bu yüzden aşı dozlarını aksatabiliyorlar. Onlar gelemiyorlar ama biz onların engebeli arazileri geçip onların yanına aşılamaya geliyoruz. Toplumsal bağışıklığın tam olarak sağlanabilmesi için tüm doz aşıların yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız lütfen devletimize ve bakanlığımıza güvensinler, tüm doz aşılarını yaptırsınlar. Bahçelerinde hasat yapan üreticilerin yoğunluk nedeniyle aşılarını aksatabildiklerini belirten Demir, vatandaşlarımız gelemediği zaman bizler engebeli arazileri aşarak aşı için yanlarına gidiyoruz. Bu salgını aşabilmemiz için tek çare aşıdır dedi. Tüm Türkiye'de arazi şartları çok zor ama özellikle Karadeniz'de bu dönemde çok zor şartlarda çalışıyoruz. Çünkü yağmur var ve engebeli arazilerde çalışan kişileri bulmaya çalışıyoruz. Hatta bazen çaylarını veriyoruz. Onlar dinlenirlerken biz onların işlerini devam ediyoruz. Sonra da ayrılıyoruz oradan.
Fındık üreticisi Ayşe Sevgili ise daha önce Covid-19'u atlattığını belirterek aşı zamanı geldiğinde fındık hasadına başlamak durumunda kaldığı için aşı olamadığını anlattı. Sağlıkçılar, ben fındık topluyordum. Sağlıkçılar geldiler, aşımı yaptılar. Çok sağ olsunlar. Olsunlar, herkese de tavsiye ediyorum. Olsunlar yine aşılarını. Herkes birbirine korusun yani. Sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Mahalle olarak. Sağ olsun. Kazım Ohtamış da Harman'da çalışırken sağlık ekiplerinin geldiğini, 3. doz aşısını olduğunu aktardı. Aşım oldum. Çok şükür fındık harmanında çalışırken sağlık ekipleri geldi. Aşımı da oldum. Devletime, milletime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Burada çekelim. Ha, buraya havalat. Yüz yüze eğitimde ikinci haftaya girdik. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı öğrencilere rastgele PCR testi uygulamasının detayları ise henüz belli değil. Velilerse alınan bu karara mesafeli. Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt ise alınan bu kararın yüz yüze eğitim için çok çok önemli olduğu görüşünde. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bugün itibariyle okullarda rastgele PCR testi uygulamasına geçiliyor. Sağlık Bakanlığı veliden onay alınacağını söyledi. Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız. Pazartesiden itibaren. Uygulamanın detayları ise henüz açıklanmadı. Aşı olmayan öğretmenlerden her hafta PCR testi istenecekti. Fakat test sayılarında henüz bir artış yaşanmadı. Yani en kritik o tedbir uygulanamadı. Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt'a göre ise en büyük sorumluluk velilere düşüyor. Kademeli olarak PCR testleri yapılacak okullarda. Velilerin üzerine düşen görevlerden bir tanesi de bu PCR taramalarına izin vermeleri. Çünkü bununla beraber bazı veriler elde edilecek. Velilerin öğrencilerin aşılanmasına ve PCR testine vereceği onay hem toplum sağlığı açısından hem de yüz yüze eğitim açısından büyük bir önem taşıyor. Çocuklar asemptomatik, yani semptomu olmadan taşıyıcı olabiliyorlar mı? Etrafa bulaştırıyorlar mı? İkincisi, velilerimize düşen görev kendi aşılarını, çocukların aşılarını muhakkak yaptırsınlar. Artık 12 yaş üzerinde aşılama başladı. Bir doz aşı yeterli değil. Muhakkak 2 BioNTech ya da 2 Sinovac, 1 BioNTech gerekiyor. Çocuklarımız için yapılacak olan da zaten BioNTech. Bu konuda herhangi bir yan etki, herhangi bir beklenmedik olay karşılaşmadık. Çocuklarımız da buna dahil. O yüzden velilerimizin üzerindeki diğer bir görev de çocukların aşılanmış olmalarını sağlamak. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Atilla Şahin bugün İl Parti binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında teleferiğin bakıma alınmasına yönelik eleştirilerde bulunan Şahin, ordunun geleceği ipotek altına alınıyor ifadelerini kullandı. Evet, sayın basın mensupları, çok değerli hemşehrilerim. Bugün biraz önce sizlere söylediğim gibi bir hikaye anlatacağım. Evet, bu bir şehrin hikayesi, yaşadığımız şehrin hikayesi. Bu bir teleferik hikayesi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin bugün İl Parti binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sami Torun'un da bulunduğu açıklamada teleferiğin bakıma alınmasına yönelik eleştiriler yapıldı. Bütün Karadeniz'in göz bebeği haline geldi sadece teleferik sayesinde Ordu. Tabii hikayede bazen gariplikler oldu. Dedik ya, hikaye bu. Sonra birdenbire teleferik durdu. Ne olduğunu anlamadık. Dedik ki aha bugün açılır, aha yarın açılır. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta, yaklaşık iki aydır teleferik çalışıyor.
Teleferik hattının Ordu ekonomisine büyük bir katkı sunduğunu belirten Başkan Atilla Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin teleferik hattını bakıma aldığı açıklamasının inandırıcı olmadığını belirtti. Geçenlerde birileri bir açıklama yaptı. Ya çalışsaydı bir facia olacaktı, biz engelledik. Vallahi hikaye bu ya, biz de çok inanmadık ama bir bakalım dedik, neymiş bunun şeyi, araştırmaya başladık. Sonra dendi ki ya bunun bir ağır bakımı var, buna 4 milyon para lazım. Şimdi anlaşıldı ki para yok. Teleferik hattının 5 ay kapalı kalacak olmasında Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı olduğunu söyleyen Şahin, ordunun geleceği ipotek altına alınıyor ifadelerini kullandı. Düzgün yatırımlar yaparsanız, zaten gelir, yani daha doğrusu gelir getirici yatırımlar yaparsanız, onu rahatlıkla sağlayabilirsiniz, borçlanmanıza da gerek kalmaz. Bakın, siz borçlanarak ordunun geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 7326 sayılı kanunla ilgili konuştu. Bahadır Baş, düzenleme yasasının olumlu olduğunu ancak bazı fırsatçılıkların da önünü açabileceğini söyledi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 7326 sayılı kanunla ilgili konuştu. 7326 sayılı yasa hem bir yapılandırma yasasıydı, hem de işletmelerin kayıtlarının düzeltilmesi, doğru seviyeye çekilmesi, bilançoların doğru duruma getirilebilmesi için atılmış bir adımdı. Biz aslında son 15-20 yılda 3-4 defa işletmelerimize, şirketlerimize bu kolaylığı sağladık, kayıtlarını düzeltme kolaylığını sağladık. Bahadır Baş, 7326 sayılı kanunu fındık sektörü açısından da değerlendirdi. Bugün fındık sektörü için bunu değerlendirdiğimizde devlet şunu söylüyor. Siz diyor, gerçekte elinizde malınız var ama bunu kayıtlarınızda zamanında geçirmediyseniz, faturasız alış yaptıysanız, şimdi barışmanın zamanı diyor, barışalım. Siz bunları bana beyan edin. Hangi KDV oranındaysa, 8 ise 9, yarısı %9. Eğer ürün %8 KDV oranına tabi ise KDV'nin yarısı 4. Ürün %1 KDV oranına tabi ise de yarısı 0,5 üzerinden diyor. Bana 30 Eylül'e kadar müracaat edip ödemesini peşin olarak yapmak kaydıyla barışırız diyor. Güzel ve doğru bir uygulama, doğru bir adım. Yapılan çalışmayı olumlu bulduğunu bildiren Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı, yasanın bazı baş ağrıtıcı noktalarına da değindi. Bu olumlu çalışmanın fındıkçılar açısından özellikle baş ağrıtabilir de bir yapısı var. Şu, eğer biz %2 ile %4 arasında değişen müstahsil stopajını ödememek için gerçekte düzeltme yapmak yerine bilançoları daha da çok bozucu bir etkiyle hareket eder isek, yani gelecekte alacağımız malları önümüzdeki 6 ayda, 3 ayda, 4 ayda alacağımız ürünleri şimdiden almış gibi işlem yapıp ve kayıtlarımıza dahil edersek, bu ciddi riskler, idarenin her zaman denetim, kontrol etkisi var. Ciddi anlamda risk, ciddi anlamda işletmelerimizi tehlikeli vergi cezalarıyla karşı karşıya getirebilir. Başkan Baş, eğer amacına uygun kullanılırsa yasa gerçekten doğru hazırlanmış şeklinde konuştu. Biz bunu özellikle kamuoyuna şunu söylüyoruz. Amacına uygun kullanılırsa yasa gerçekten doğru hazırlanmış. Kayıtlarımızı düzeltmek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, gerçek değerlerimize ulaşmak için doğru. Ama yasanın arkasından dolanıp gelecekte alacağımız malı bugün almış gibi beyan eder ve 0,5 KDV oranından bunu değerlendirirsek de yarın bir inceleme anında ciddi bir risk ile karşılaşabiliriz ki bunu işletmelerimiz açısından bir tehlike olarak düşünüyoruz. Peki vergi barışı uygulamasında muhasebecilerin bir sorumluluğu var mı? Bahadır Baş bunun da yanıtını verdi. Vergi barışı uygulamasında bir sorumluluğu şöyle yok. Çünkü devlet şöyle diyor, sen gerçekte deponda olan ama kaydında olmayan malın bir listesini yap. Bu listesini vergi dairesine ver. Sonra da muhasebeci bunu bir bildirim halinde bana bildirirsin. Bana aktarsın. Bu aktarmanın bir sorumluluğu yok. Tabii ki bizim mesleki genel olarak yapmış olunan işletmelerin yapmış olduğu faaliyetlerin mütenasip olup olmadığı ile ilgili değerlendirme sorumluluğumuz var ama
Bu uygulamada, bu yasada meslek mensuplarına özel bir sorumluluk, özel bir kontrol mekanizması dahil edilmemiş. Barış'ın sorumluluğu olmaz diye düşünüyorum. Bu anlamda meslek mensuplarına bir sorumluluk getireceğini düşünmüyorum. Serbest piyasada 24 lira olan fındığa hiç kimsenin sahip çıkmadığını söyleyen Tümköysen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağar'a TV52 Haber'e açıklamalar yaptı. TMO'nun 2019'da 18 liraya aldığı fındığı 24 liraya daha 2019 sezonunda sattı. Yani bu 26.5 liranın yani ne ticari, ne iktisadi, ne ahlaki hiçbir karşılığı yok. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 26,5 liraya alınan fındık serbest piyasada 24 liradan işlem görüyor. Tümköysen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağar'a TMO fındıkta yaşanan vurgun ve soygunun devlet mührüdür dedi. TMO yıllardan beri bu fındıkta yaşanan vurgun ve soygunun devlet mührü olmuştur dedik. Bugün işte bizi doğruluyor. Verilen rakamlar. Yani bunu fındık üreticisinin kabullenmesinin asla imkanı yok. Yani bu üreticiyle dalga geçmek, kali almamak ne dersek diyelim. Fındık piyasasının gıda tekerleri elinde olduğunu söyleyen Sağar'a piyasa fındık üreticisinin elinde olursa TMO'ya hiçbir şekilde ihtiyaç kalmaz ifadesini kullandı. Birçok kişi diyor ki TMO piyasada olmasa fiyat daha da aşağıda olur. Şimdi bakın ya olmasın niye olsun yani biz yıllardan beri anlatıyoruz fırsat bulduğumuz her mecrada niye olsun yani siz stok müessesenizi verirseniz gıda tekellerine ki ülke yönetenlerin de zaman zaman dillendirdikleri bir konudur bu verirseniz tabii ki girmese kötü olur. Sağar'a yaptığı açıklamada ziraat odalarının kırmızı çizgimiz dediği 30 liranın altında bir fiyat açıklandı ancak hiçbir tepki göstermediler dedi. Şimdi bu kırmızı çizgi mizdir diyenlerin buna karşılık daha fiyat açıklanmadan siyaseten bir eylem planı açıklamaları lazım idi ki ben bunu da dillendirdim. Bunlar olsaydı işte bu gıda tekellerine bu fındık üreticisini dünya ölçeğinde %70 hakim oldukları bir ürünü ihale eden anlayış biraz düşünürdü. Zekai Sağar'a Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'in fındığa verilen 26,5 lira fiyat için tarihi rekor açıklamasını da değerlendirdi. Rekor fiyat verildi dedi. Ya bu akıllara ziyan, zarar. Hele hele bu bölgede yaşayan birinin bunu ifade etmesi ne diyeyim yani? Yani dalga geçmek. Yani o nasiplendi onlar bu ticaret erbaplarının kurumları. Her biri ciddi aidatlar alıyorlar. Geçimlerini bu paralarla temin ediyorlar. Bu hakikaten aldığını hak etmemek diye de tanımlanacak bir durum ki ya bunun dinen de sıkıntısı büyük. Fındık ve tarımın oldukça kötü bir durumda olduğunu ifade eden Sağar'a fındığın bu duruma gelmesinin sebebi olan aktörleri artık göremiyoruz dedi. Dolayısıyla ben Ticaret Odası Başkanı'nın bu açıklamasına saçma sapan bir açıklama diyorum. Ben de demiyorum çıksınlar bunlar halkın arasına, köylere gitsinler. O son yıllarda verilen rekor fiyatı köylülere anlatsınlar bakalım. Farkındaysanız hiçbiri piyasada gözükmüyor. Yani fındığın, tarımın hatta bu duruma gelmesine sebep olanları biz şu anda aramızda göremiyoruz maalesef. İşte beyanlarla, gene hamaset yüklü beyanlarla her yıl yaptıkları gibi maalesef böyle bir olay yaşıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla çalışmalarına hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çaybaşı ilçesinde geniş bir havzanın su ihtiyacını karşılayacak olan terfi istasyonu için çalışmalarını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla çalışmalarına hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çaybaşı ilçesinde geniş bir havzanın su ihtiyacını karşılayacak olan terfi istasyonu çalışmalarını tamamladı. OSKİ Genel Müdürü Murat Uz, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan İlküvez göletinde tutulan suyun terfi istasyonuna aktarılarak Çaybaşı ve İkizce ilçeleri başta olmak üzere 20 mahallenin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Ordu'da son 2 yılda yapılan göletlerin kademeli olarak faaliyete alındığının altını çizen Genel Müdür Murat Uz, 2020 yılı Eylül ayında su tutan İlküvez Gölü'nde depolanan suların içme suyu sistemine aktarılarak Çaybaşı ve İkizce ilçelerine ait toplam 20 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacağız dedi. Genel Müdür Murat Uz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda çalışmalarımıza hız verdik. Yapımı tamamlanan göletleri bu kapsamda artık sisteme dahil ediyoruz. Son olarak Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan İlküvez Göleti'ni yapımını tamamladığımız terfi istasyonu vasıtasıyla bu sisteme dahil ettik. Bu sayede Çaybaşı ilçemizde Aşıklı, Çakallı, İlküvez Taşkesiği, Kapılı, Göksu, Cevizli Atak, Köklük, Akbaba, İçeribükü, Eğribel ve Mollalı mahalleleriyle İkizce ilçemizden Yoğunoluk, Seymenli, Tonbaşlı, Devecik, Diyek, Yenice, Enağızlı, Aşağı Kaynartaş ve Yukarı Kaynartaş mahallelerine içme suyu sağlanarak özellikle yaz aylarında nüfusun arttığı ve yağışların az olduğu dönemlerde bölgede meydana gelen içme suyu teminiyle ilgili sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı gençleri yalnız bırakmadı. Büşra Dilber ve Ahmet Anıl Keskin'in nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Tavlı, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı gençleri yalnız bırakmadı. Ünye'de özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasime katılan Başkan Tavlı, Büşra Dilber ve Ahmet Anıl Keskin'in nikahını kıydı. Türk iradenin eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Buyurun. Sıra sende. Evet, Sayın Ahmet Keskin, Sayın Büşra Dilber, hiç kimsenin etkisinin baskısı olmaz. Türk iradenin eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da kıymış olduğu nikah sonucu genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilerken evlilik cüzdanlarını çifte takdim etti. Kıyılan nikahın ardından gelinin damadın ayağına basma anı ise kameraların objektifinden kaçmadı. Ordu'nun Ünye ilçesi Çatalpınar mahallesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yakından geçen dereye düştü. Yaralanan sürücü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ordu'nun Ünye ilçesi Çatalpınar mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Davut Zorlu'nun kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalpınar deresine düştü. Ve Dünya Kuş Yolu'nda petrol ofisine gelirken Çatalpınar mevkinde bir tane otomobil dereye uçmuş. Kazada yaralanan sürücü Zorlu, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünye'den Akdeniz istikametine giderken oluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sakinşehir Perşembe'ye Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. Uygulanacak olan bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı bildirildi. Sakinşehir Perşembe'ye Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. Avrupa standartlarında yaptığı yollarla konforlu ulaşımın kapılarını aralayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmuyor. Her geçen gün bisiklet ve yürüyüş ağına bir yenisini ekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde yapımı son aşamaya gelen bisiklet ve yürüyüş yolunun ardından Perşembe ilçesinde çalışmalarına başlayacak. Perşembeliler için güzel bir proje olacağını ifade eden Perşembe sakinlerinden Mahmut Celal Öner, gençlerin yanı sıra kendi yaşındaki vatandaşların da bu projeden memnun kalacağını söyledi. Güzel olur. Düzenli bir bisiklet yolu yapılması Perşembe için, gençler için güzel olur. Ya hatta bizim yaşımızdaki insanlar da bisikletle gidip geliyorlar. Güzel olur. Gençlerin bu tür yeniliklerden memnun kalacağını söyleyen Perşembeli vatandaş Tülay Uzun, bisiklet yolu Perşembe'ye çok güzel olur şeklinde konuştu. Çok güzel olur. Çok hoşuma gider, hoşumuza gider daha doğrusu. Bizim gençlerimiz çok faal. Böyle yeniliklerden hoşlanırlar. Bisiklet ve yürüyüş yolu projesi Perşembe ilçesinde liman mevkiinden başlayarak sahil merkezi istikametinde 2 kilometrelik mesafede uygulanacak. Mevcut kaldırım hattı boyunca bisiklet yolu renkli asfaltla oluşturulacak. Proje kapsamında güzergahta çöp kovaları, oturma bankları, bisiklet park elemanları, yön ve işaret levhalarıyla aydınlatma direkleri yer alacak. Öte yandan bisiklet ve yürüyüş yolu projesi için Çevre ve Şehircilik İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce ihale yapılarak sözleşmesi imzalandı. Yer teslimini de alan Büyükşehir Belediyesi kısa süre içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahında çalışmalarına başlayacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği'nin de destekleriyle Yerel Tarımda İnovasyon Dönemi eğitim programı düzenlendi. Ordu'da özel bir okulda gerçekleştirilen Yerel Tarımda İnovasyon Dönemi eğitim programına Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra UNITAR Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Şirin Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı. Eğitim verilip kadın kooperatifçilerin bu konu hakkındaki farkındalıklarının artması. İki gün sürecek olan program kapsamında sürdürülebilir gıda sistemlerinin önemli bir bileşeni olan kadın kooperatiflerine tarım ürünlerinin saklanması ve depolanması, tarımsal girişimcilik, yerel tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması gibi çeşitli konularda uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'da üreten kadınların ürettikleri ürünleri dünya pazarına sunacak kadar başarılı olduğunu ifade etti. Rektör hocam, Allah razı olsun kadınları. Ordu'da böylesine güzel bir program hazırlamasına vesile oldu. Ben Ordu'da ailesi olarak kendisine şükranlarımı sunuyordum. Tabii hanım kardeşlerimiz bizim için çok önemli. 19 ilçemizde son bir yıl içerisinde 13 kadın kooperatifimiz kuruldu. Bu manada emeği geçen meslektaşlarımıza ve belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hanım kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Karadeniz insanı çalışkandır. Ben inanıyorum ki hanım kardeşlerimiz bu kooperatifçilik konusunda başarılı olacaklar ve orada ürettikleri ürünleri dünya pazarına, sadece ülkemiz değil, dünya pazarına sunacaklar ve hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklar. Çünkü kadınlar toplumumuzun en önemli değerlerinden bir tanesi. Onlar güçlü olduğu takdirde aile güçlü olur. Aile güçlü olduğu takdirde toplum güçlü olur. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların üretime katılması Türkiye'nin kalkınması açısından büyük rol oynadığını söyledi. Yani öyle güzel bir örnek birliktelik ki yapamayacağım iş yok. Sosyal kalkınma çok önemli, katılım çok önemli ve zenginleşme önemli. Yani bizim burada hanımların özellikle üretime katılması
son derece hayati Türkiye'nin kalkınması açısından da. Dışa bağımlılığınızı kaldırıyorsunuz. Kendi ürünlerinizle bu işe katkıda bulunuyorsunuz. Ve bundan sonra çok başarılı çalışmalarla, uluslararası anlamda güzel çalışmalar yapacağız. Doktor Profesör Doktor Şirin Karadeniz, en büyük hayallerinin yerelde alın teriyle üretilen ürünlerin bir dünya markası haline getirilmesi olduğunu söyledi. İnanın hiç sıkılmayacağınız, buradan dolu dolu alacağınız yeni bilgilerle, becerilerle işinize direkt transfer edebileceğiniz güzel de bir iki günlük program ayarladık. Bu programın içinde baktığınız zaman çok farklı konu başlıklarını göreceksiniz. Çünkü gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri seçmeye çalıştık. Özellikle en büyük hayalimiz yerelde alın terinizle, emeğinizle ürettiklerinizi bir dünya markası haline getirmeniz. Ve bu dünya markası oluşturduğunuz yapıyı dünyanın her yerine pazarlayabiliyor olmanız. Çalışmalarının ana hedefinin kadınlar olduğunu ve bu çalışmanın kadınlar tarafından yönetileceğini aktaran Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu hazırlanan eğitim programı kapsamında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve BAO işbirliği ile kadınları güçlendirerek eşitçi bir toplum elde edilmesine yardımcı olacağız dedi. BAO ile birlikte bu Tarım Gıda Örgütü'nü ortaklık katılım stratejisi kapsamında desteklemektedir. 28 Haziran'daki olduğu gibi bu kapsamındaki çalışmamız ana hedefi kadınlardır ve kadınlar tarafından yürütülecektir. Hazırlanan eğitim programı bu programdan yararlanacak kadınların yanı sıra bölgedeki diğer kadınların doğrudan istihdam sağlayacaktır. Başka bir deyişle FAO-BAO işbirliği İş piyasasına cinsiyet eşitliğinin katkıda bulunmaktadır ve kadın kooperatifleri aracılığıyla kadınları güçlendirerek daha eşitlikçi bir toplum elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Program sonrası protokol üyeleri Ordu ilinde bulunan kadın kooperatifçilerin el emeğiyle ürettikleri ürünleri gezip görerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın. Düdük geldi. Hendek Spor, Fatsa Belediyespor karşılaşması başladı. TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanan karşılaşmalarla 2. haftanın sonuna gelindi. 1. grupta Fatsa Belediyespor, 2. grupta 52 Ordu Spor ve 3. grupta Ordu Spor 1967 3 ayrı grupta Ordu ilini temsil ediyor. Cevat'ın iyi bir mücadelesi vardı orada. Arda Saltan. 1. grupta yer alan Fatsa Belediyespor oynadığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken 2 hafta sonunda 1 puan toplayabildi. Sarı lacivertli ekip 2 haftada bir kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü. Fatsa Belediyespor puan tablosunda 16. sırada yer alıyor. Berkay ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı Berkay. Berkay 2. grupta yer alan 52 Ordu Spor'sa ilk hafta Hendek Spor beraberliğinin ardından 19 Eylül Stadyumunda oynadığı Karaköprü Belediyespor karşılaşmasını yenmesiyle 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. Mor beyazlı ekip puan tablosunda Hacettepe Kulübü'nün ardından 5. sırada bulunuyor. Yavaş başlıyor sevgili futbol severler. 3. grupta mücadele veren Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü sezonun ilk haftasında karşılaştığı Tepecik Spor'u 4-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Şanlıurfa deplasmanında Karaköprü ile karşılaşan Ordu ekibi 1-1 berabere kalarak 2 hafta sonucunda 4 puan topladı. Mor Menekşeler bu sonuçla puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü deneyap atölyesi yapımı Ordu Gençlik Merkezi'nde tamamlandı. Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dahil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti ile kendi projelerini üretecekler. Keşke atölyede bekleyelim.
Şu yazıyı al, yazıyı. Dereyap atölyesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada da yüzlerce gencimiz eğitim alacaklar. Ordulu gençlerimize Dereyap atölyemiz hayırlı olsun dedi. Ordu Gençlik Merkezimizde Dereyap atölyesi tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde gençlik merkezlerinde uygulanan projeyle inşallah gençlerimiz teknolojiyle buluşacak, teknoloji eğitimi alacaklar ve teknolojiyi üretiyor olacaklar. Ordumuz için gerçekten son derece önemli bir proje. Yaklaşık maliyeti 2 milyonun üzerinde envanteri olan, katma değeri olan bir proje. Ve burada da yüzlerce gencimiz eğitim alacaklar. Dolayısıyla ordulu gençlerimize de Dereyap atölyemiz şimdiden hayırlı olsun. 30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Dereyap teknoloji atölyeleri 3. fazda 27 ilde daha açılıyor. Öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Dereyap teknoloji atölyelerinde eğitim almayı hak kazanabilecek. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Altınordu ilçesinde ücretsiz kano kursu açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Durugöl mevkiinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi bahçesine yapılan kano ve rafting kayıkhanesinin hizmete girmesiyle kurs kayıtları başladı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından gönderilen yeni kano ekipmanlarıyla daha çok genç sporcuya eğitim verilmesi hedefleniyor. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeni dönem yaz spor okulu kurs kayıtları başladı. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kano antrenörü Emre Yılmaz nezaretinde ücretsiz kurs kayıtları ve antrenmanlar devam ediyor. Voleybol kadınlar ikinci lig ekiplerinden Ünye Gücü kadın voleybol takımı yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip şu ana kadar dış transferde Berna Demirci, Azra Cilez ve Hilal Duyar'ı transfer ederken iç transferde ise İlayda Topkaraoğlu, Rabia Ak, Serra Ecem Medin, Öznur Var, İrem Çalışkan ve Naz Çam ile anlaşarak yeni sezonda kadrosunda tuttu. Ordu ekibi 2021-2022 sezonunda Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde 14. grupta mücadele edecek. Ünye Gücü voleybol takımının yer aldığı grupta diğer iki Ordu ekibi olan Ordu Çamlık Spor ve Fatsa Halk Eğitim Merkezi de yer alıyor. Samet Yaşar Yıldız ve Durmuş Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Sağ programının bu haftaki konuğu spor yazarı Ersan Çelik. Biz 45 yıl alın terimizle bu işe emek verdik, konuştuk, çabaladık, buralara geldik arkadaşlar. Tarafsız Sağ pazartesi akşam 9'da TV 52 ekranlarında. Ev kalite ve konforu artık Ordu'da. Geleneksel ve modern tasarım anlayışıyla şık ve fonksiyonel yaşam alanları. Yataş Grup'tan Türkiye'nin yeni mobilya ve uyku dünyası Ordu Divan Ev'de. Işıltılı parlak yüzeyler ve zarif detaylar evinizin havasını değiştirecek.
6 kattan oluşan mağazamızda koltuk takımından yemek odasına, yatak odasından genç odasına, halıdan aydınlatmaya ve tamamlayıcı aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede birbirinden güzel ve kaliteli ürünler açılışı özel fiyatlarla Ordu Divan Ev'de. Yeni evim, divan evim. Cep güldüren fırsatlar yine Ankamar'da. Familia